Merhabalar. Hep merak edilir, doktorlar niye anlaşılmadık bir takım tanımlamalar yaparlar veya Latince konuşurlar diye. İşte bu sorunun cevabını size beyindeki Türk eğriliğinden paralel bir şekilde anlatacağım. İlk tıp kitabı aslında biliyorsunuz İbn-i Sina'nın Elkanlı Fıtı Tıp. Bu 1000'li yıllarda yayınlanmış bir kitap. Bununla ilgili çok eski bir videom var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Sonra 13. yüzyılda İbn-i Nafis bir tıp kitabı daha yazıyor. Bu aslında bu iki kitap, özellikle İbn-i Sina'nın kitabı, batıdaki tıbbın temel başvuru kitabı oluyor. Yalnız bunun bir özelliği var bu kitapların. Şöyle ki bunların içerisinde hem ufak tefek anatomik tanımlamalar, özellikle hastalıklar, belirtiler ve tedavisi esas alınıyor ve bol miktarda reçete var. Fakat buna karşın ilk anatomi kitabı 1543 yılında İtalya'da Padua Üniversitesi'nde yayınlanıyor. Andreas Vesalius'un çok sevdiğim, çok güzel, melodik bir ismi var Latince'nin özelliği itibariyle. De Humanis Corporis de Fabrica, yani insan vücudunun kumaşı özet olarak. Bu ayrıntılı bir anatomi kitap. Dolayısıyla eski İbn-i Sina ve İbn-i Nafis'in çok anatomi üzerinde çalışmamışlar. Çünkü anatomi biliyorsunuz maalesef insan vücudunun kesilmesi, biçilmesi, ölmüş insanların cesetleri üzerinde çalışma yapılması. Tabi İslam'da da pek mümkün değil ama biliyorsunuz İtalya'da ilk anatomik çalışmaların hepsi bu temel üzerine dayanmıştır. Ve özellikle belli noktaların tanımlanmasında hele hele kemikler söz konusu olunca Latince bu kemikleri şekil itibariyle benzetildikleri doğadan ve tarihten gelen bir takım tanımlamaları kullanmıştır. İşte bu karşımıza Türk eğrinde çıkıyor. Şöyle ki, beyindeki sfenoid kemiğin bir parçası yuvarlak ve içerisinde hipofiz bezinin yerleştiği parçası o dönemde Türk eğrine benzetildiği için buna da Sella Turcica adı verilmiş. Yani Türk eğri verilmiş. Türk eğri Sella Turcica hipofiz bezinin oturduğu kemik yapı. Bu çok güzel bir şey değil mi? Ve özellikle tıp fakültesi öğrencileri bizler hep ilk duyduğumuzda çok seviniriz. Aa bak böyle güzel bir şey varmış diye. Fakat işin kötü yanı onun haricinde bizle ilgili anatomide başka bir tanımlama söz konusu değil. Daha kötüsü de maalesef bu gördüğünüz Türk eğrinin hala Türkiye'de bulunabildiğini de pek zannetmiyorum. İşte anatominin ve tıp dilinin Latince olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.